Adam ağzına kilit vurmuş. Kelam çıkmıyor Mösyö. Çıksa da fark etmez. Kabahati büyük. Benim sağ koluma, Mahir'in ise canı kanı kardeşine kastetti. Vur onu Mahir. O cezasını çeksin. Biz de evimize gidelim. Allah uzadı bu iş ya. Dur yerinde. Ben yani kurşunun bittiyse benimkini... Geç içeri. Geç! Geç! Şimdi kimse mani olmayacak. Ben de bu adamı buradan alıp götüreceğim. Şaka mı bu? Kapa çeneni. Dediğim gibi. Bu adamı buradan alıp götüreceğim. Hiçbiriniz de kıpırdamayacaksınız. Hayır. Bu yaptığın yanlış. Racona ters. Neden? Neden Mahir? Bir asi için bize, aralarına girmek için bu kadar iş başardıktan sonra bu insanlara neden silah çekiyorsun? Arada bir şey oldu da ben mi kaçırdım? Olan şu. Bu adam ölmeyecek. Ben de onu buradan alıp gideceğim. Çöz ellerini. Asla. Saçma. Hakikaten çok saçma. Biz sana silah çekmedik. Çünkü seninle bir derdimiz yok. İndir şunu da konuşalım. Yeter lan başlarımdan bunun postası. Tamam. İndir silahını. Önce sen çektin, sen indir. İndir silahını. Bu adamı alıp buradan çıkacağım. O kadar. Yok öyle posta. Hem adamı vurma hem bize silah çek. Cemal doğru söylüyor. O silah kalktı mı, içindeki adresi bulmalı. Senin silahının içindeki adres belli. Haydar Fatih'in kafası. Hadi Mahir. Sık artık. Sık bitsin bu dava. İkiniz de indirin silahları. Bu inadın sonu yok. Vallahi önce Mahir çekti, önce o indirsin. Şu dakikadan itibaren bu adam benim korumamda. Ona dokunan bana dokunmuş demektir. Mahir yanlış yapıyorsun. Öldürmemiz beklenen bir adamı himayene almak niye? Üstelik bu bizi ezmek olur. Bu adama dokunulmayacak. El uzatanın canını yakarım. Demedi demeyin. Düşün kafayı iç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Neredesin oğlum, aklım çıktı. Öldün mü kaldın mı bilemedik evladım. Ah Emine teyzem. Ölümün kıyısına vardım ama sağ olsun Mahir geldi. Düşmekten kurtardı beni. Allah razı olsun. Estağfurullah. Haydar abinin size vereceği önemli haberler var. Arkadaşlar. Mahir sözüm tuttu. Haklarımızı alacağız dedi. Ve söylediği gibi de olacak. İnşallah. İnşallah. Nasıl yani? Evlerimize geri mi döneceğiz? İnşallah yavrum, inşallah. Evlerden bir ikisi bize teklif edilen birkaç birisine satılmış. Mahir de onları buldu. Emsal olarak mahkemeye sunacağız bu ederi. Böylece müteahhit haklarımızı ve istediğimiz paraları vermek mecburiyetinde kalacak. Yani anlayacağınız, evlerimizi satacağız ama yerine daha güzellerini alacağız. İnşallah. İnşallah. Değil mi Mahir? Doğru anlattın mı? Aynen abi. Yarın sizi taşırız evlerinize. Bir süre orada kalırsınız.
Mahkeme kararı çıkınca da herkes hak ettiği parayı alır. Çok şükür kurtulduk bu rezillikten. İnşallah. Allah razı olsun. Gün yüzü göreceğiz inşallah. Allah sana da aydınlıklar nasip etsin oğlum be. Allah razı olsun. Haydar. Kazanan biz olduk ha? Öyle İsmail abi. Hadi hayırlı olsun. Sıcak suyu kapat kızım, işim bitti. Kerime Hanım. Buradadır. Nerede olacak Mehmet Sayın Bey? Evde yok. Annesi olduğuna göre sana soruyorum. Kızın nerede? Daha 5 dakika önce aynı konuda münakaşa ediyorduk. Dizlerini kırıp oturacağına yerinde yerler esiyor. Siz ana kız ne dolaplar çeviriyorsunuz gene? Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Gidip arayacağım. Bu vaziyette çıkamazsınız. Dışarısı da ayaz. Durun. Ben bir bahçeye gidip bakarım. Yapmayın Mehmet Sayın Bey, burada hava alıyordur birazcık. Mübalağa etmeyin lütfen. Bırak! Mahir, gel. Sevda Hanım. Sebebimsin. Ne oldu Mahir? Kötü bir şey. Yapamıyorum Feride. Yapamıyorum. Her defasında insaniyetime yeniliyorum. Bundan pişman değilim. Fakat daha ne kadar onlar gibi görünürken temiz kalabilirim bilmiyorum. Anlat sevgilim, ne oldu?
bu akşam... tertemiz, masum birini öldürmek istediler. İnsanlara yardım etmekten başka derdi olmayan... ezilen, hakkı yeninin ardında cesurca duran bir adam. Hem de bunu benim yapmamı istediler. Elimde silah öylece baktım adama. Gözlerindeki korkuya. Elleri bağlı, aciz. Hayatın namlunun ucundaki adama. Arkamda bir avuç acımasız herif beni öldür diye zorlarken... ben onun yüreğindeki korkuyu gördüm. Dönüp arkama baktığımda... diğerlerinin kan bürümüş gözlerini gördüm. Sana nasıl anlatayım bilemiyorum Feride. Hangi kelimeleri kullanayım? Sanki orada oturan insan değildi. Az sonra sona erecek hayat zerre kadar umurlarında değildi. Sen ne yaptın Mahir? Ha? Söyle ne yaptın? Dünya gözümden silindi Sevdam. Adamı aldığım gibi çıkardım oradan. İntikamımı, bu yola neden girdiğimi, yaşadığım onca kaybı unuttum. Sadece adamın soluğu vardı kulaklarımda. Bir de korkuyla atan yüreğinin sesi. Adamı kurtardın ama başın derde girdi değil mi? Benim için ne söylediler? Arkamdan ne konuştular? Haberim yok. Hakkımda çıkacak hükmü de bilmiyorum. Ama artık bana eskisi gibi bakmayacaklar kesin. Ne olacak peki? Bütün emeklerin, amacın? Bilmiyorum Feride. İnan bilmiyorum. Bana güvenlerini kaybettilerse... yaptığım her şey boşa gider. İşte o zaman... bu yolu tekrar yürüyebilir miyim? İnan onu da bilmiyorum. Arıyorum. Neden? Baban yokluğunu fark etti. Çabuk eve gidiyoruz. Tamam. Sana teessüf ediyorum Feride. Bu resmen sorumsuzluk. Anne dur bak gerçekten açıklayabilirim. Bana değil. Babana bir açıklama yapmamız gerekiyor. Şimdi eve gidiyoruz. Yürüyüşte olduğunu söylüyorsun. Canın sıkıldı. Olanlara üzüldün. Biraz hava almaya çıktın tamam mı? Sakın bozma. Ben kendisini zor sakinleştirdim. Sokaklara atılıyordu. Ben değil, o gelseydi durum vahim olurdu. Annem, sana benim yüzümden kızdı mı yine? Bak kızım, benim sana karışacak halim yok. Mesut olmanı herkesten çok istiyorum ben. Lakin rica ediyorum ateşle oynama. En azından Mahir'i burnumuzun dibine getirme. Zira baban barıştığınızı öğrenirse neler yapacağını tahmin edemezsin. Hayır.
Öyle öpüp de kaçmak yok hakim hanım. Kaçacağımı kim söyledi? Bırakma beni. Hiç bırakma. Şu hayattaki tek saadetim sensin. Hayır yapma. Yapma lütfen. Gerçekten bir şey konuşacağım seninle. Bir dinler misin beni? Söyle sabah güneşim. Söyle günaydın. Şimdi. Ben dün gece düşündüm. Seni, söylediklerini, dün gece yaşadığın imtihanı. Sen en doğrusunu yaptın bir kere. O adam için, vicdanın için. Ama bu yüzden o kabadayılar seni aralarına almayabilirler artık. Muhtemelen öyle görünüyor. O zaman gayene ulaşmak için yardıma ihtiyacın olacak. Ben de Belgin'den uzak dur dedim sana. Ben düşündüm Mahir, vazgeçtim. Sen o kadından yardım al. Sonuçta katilin kim olduğunu ancak o bulabilir. Ama sen... biz görüşünce rahatsız olmayacak mısın? Olacağım ama... benim huzurumdan daha mühim senin katili bulman Mahir. Sen ne fedakar bir kadınsın Feride. Ben seni hak edecek ne yaptım acaba? Hem ben bunu biraz kendim için yapıyorum aslında. Çünkü sen amacına ulaşamazsan mutsuz olacaksın. Sen mutsuz olunca ben zaten mutlu olamam ki. Ayrıca Safiye anneme ve Nazif'ime bunu yapanı ben kendi ellerimle yargılamak istiyorum. Hayatımda ilk kez kalem kırmaya bu kadar hevesliyim ben Mahir. Sağ ol kadınım. Teşekkür ederim Feride. Bana güvendiğin için. Boşa çıkarmayacağım. Başım üstüne yemin ederim. Öyle yeminler verme bana. Kalbimi kıracak bir şey yapma, o kâfi. Ben seni kaybetmek neymiş? Bir kere yaşadım onu. Yetti o bana. İliklerime işledi yokluğum. Gece sensiz uyumak, güne sensiz uyanmak. Hepsini yaşadım Feride. Aynı acıyı bir daha yaşamaya hiç niyetim yok hakim hanım. Ne kalbini kırarım, ne bir adım uzağına giderim. Benden kurtuluşun yok, haberin olsun. Kurtulmak istemiyorum ki zaten. Ama sen amacından uzaklaşma. Ne gerekiyorsa yap ki suçluları bul. Çünkü ben senin yerinde olsaydım, ben de aynını yapardım. Ailemi benden alan katili bulurdum. Kadınım benim. Kalbimin yarısı. Sevdam, kahvaltımı hazırladın sen ellerinle bana. Evet. Ellerine sağlık. Hadi hemen çayını da iç, ısın. Bak Mahir, bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra eve kaçta gelirsen gel şu sobayı yak, ondan sonra yat. Eve girdiğimde ağzından duman çıkıyordu, yazık değil mi sana?
Yazık tabii. Sen burada kalsan hep ısınırım. Konuyu değiştirme. Kahvaltını et, benim çıkmam lazım. Sen nereye böyle? Adliyeye mi? Hı hı. Birkaç evrak işim var. Mesain başlamadı ama 2-3 güne o da olacak inşallah. İnşallah. Sen ne yapacaksın? Belgin evi gideceğim. Bakma öyle. Kendin dedin. Doğru. Haklısın. Benim bu kadının adına alışmam gerekecek. Sonra ne yapacaksın peki? Bakalım arkamdan ne dediler, ne kararlar aldılar, onları bir öğreneceğim. Umarım korktuğumuz gibi olmaz Mahir. Sonra ne yapacaksın peki? Sonra bahsettiğim gecekondu mahallesi vardı ya, oraya gideceğim. İnsanlara söz verdim, taşınmalarına yardım edeceğim. Tamam o zaman, öğleden sonra buluşuruz, birlikte gideriz. Ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yaparız. Olmaz. Yani tehlikeli. Ya biri seni tanırsa? Yani hakime dikkat çekmez mi hiç? Ne alakası var canım? Kazağımı giyeceğim, pantolonumu giyeceğim. Öyle. Alnımda hakim yazmıyor ki. Senin alnında bir tek şey yazıyor Hakim Hanım. O da benim adım. Başka bir şey değil. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.